Merhaba arkadaşlar, örnek bir fonksiyon sorusuyla beraberiz. Bu videomuzda da kaynağımızı hemen belirtiyoruz. YKS'nin yeterlik testleri sayısal arkadaşlar. Dördüncü testin dokuzuncu sorusuymuş. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben bu kitaptan seçme soruları buraya oynatma listesinin linki koyuyorum. Bu oynatma listesinde bu kitaptan seçtiğim soruları sırasıyla bulabilirsiniz konu anlatımlı. Şunları da hızlıca gösteriyorum. Bunları da çözmenizi size şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Matematik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. TET, AYT içinde göstereyim şu şekilde. Dediğim gibi bunları da çözmek senin hayrınadır. Bu soruyu beğendim sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle beğendim. Hem fonksiyon nedir, fonksiyon kavramını anlamaya yönelik güzel bir soru olmuş. Arkadaşlar, F bir de geometri bilgisi vesaire. Şekil 1'deki karenin alanını şekil 2'deki yamuğun alanı eşleştiren fonksiyondur. Arkadaşlar şöyle söyleyelim mi? Bak şu x'dir ama burada x yerler de şey olur. A kümesi diyelim. Şu da B olsun. Hani kümeleri biz şöyle diyorduk ki F A'dan B'ye. Arkadaşlar bunu eşleştiren dediği bu arkadaşın alanını bu arkadaşın alanına eşleştirecek. Güzel. A'dan B'ye. A 2'den küçük olduğuna göre F fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar, neden bu bilgiyi verdi bize? Bakalım, A 2'den küçüktür. Çünkü şurada y eşittir 2 doğrusu var ya. Bunun altında bir nokta olduğunu belirtmek için. Güzel. Arkadaşlar o zaman gelin bunun alanını bunun alanını eşleştiriyorsa gel bu arkadaşın alanını bulalım. Sevgili arkadaşlar 4 A. A zaten 2'den küçük olduğuna göre 4'ten de küçük. Şu uzunluk ne kadar bana bir söylesin. 4 eksi a kadar. Bu bir kare dedi. Burası da 4 eksi a kadar. O zaman arkadaşlar şu arkadaşın alanı ne kadar olur? 4 eksi a çarpı 4 eksi a. Ne güzel 4 eksi a yazdım, gördünüz mü? Şimdi daha güzel yazacağım. 4 eksi a. İşte bu. Arkadaşlar buna hani fonksiyon öyle bir şeydi ya, bir makineye giriyor. Şimdi bu arkadaş ne yapmalıyız ki? Bak burada ne yapmalıyız ki? Şuna dönüştün. Neye? Şuna. Arkadaşlar bu nasıl bir şekil? Bir yamuk. Yamuğun alanı nasıldı? Üst taban artı alt taban. Üst taban. A 2 eksi A. Artı alt taban. Alt taban da 2 kadar değil mi? Bak y eşittir 2 olduğuna göre. Burası 2 birim. Şurası A eksi 2 kadar. 2 eksi A kadar. 2 eksi A artı 2 bölü 2. Güzel. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğim ne kadar? 12. Şunu bir toparlayalım. 4 eksi a 12, 2'ye bölüp 12 ile çarpacağımı sadeleştir. Çarpı 6. Şimdi sevgili arkadaşlar bak fonksiyon bu işte. Öyle bir fonksiyon yap ki şu arkadaş bu arkadaşa dönüşsün. Ne düşünürsün? Açık ve seçik gözüküyor. Bak 4 eksi a 4 eksi a çarpımı. Hatta şöyle yazalım. 4 eksi a'nın karesi bu değil mi? Bunu dönüştür. Ben olsam bunun önce karesini alırım. İşte bu x arkadaşlar. Fonksiyonda neydi? Girdiler x, çıktılar y'ydi. Bakın x giriyor. 4 eksi a girecek karesi. Ben bunun bir kare kökünü alırım. Kare kökünü aldığımda 4 eksi a'yı elde ederim. Bir de 6 ile çarparım. Velhasılı kelam f fonksiyonu arkadaşlar x'in karekökü alınır. Yani şu arkadaşın girdi bu. X'in karekökü alınır. 6 ile çarpılır. Buyur sana Edirne. İşte bu arkadaş giriyor. Bak buraya x yerine bunu yazıyorsun. 4 eksi a'nın karesi. Evet karekökünü alınca 4 eksi a. Gönlün rahat çünkü 4 eksi a'nın pozitif olduğunu biliyorsun. Sonra bunu 6 ile çarpınca da buna dönüşüyor. İşte olay bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Fonksiyonun, fonksiyon kavramının ne olduğuna dair güzel bir soru olmuş. X'ler girdidir, y'ler çıktı. Giren kim? 4 eksi a'nın karesi. Sonuç olarak çıktı olarak da ne görmek istiyorsun? 6 tane 4 eksi a. O zaman ne yaparsın? Bunun karekökünü alır, 6 ile çarparsın. Bak bunun karekökünü alır, 6 ile çarparsın. Konu kapanmıştır. Sevgili arkadaşlar bu çözümümüz de bu kadar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak daha da serbesttir. Testin başında gösterdim. Tekrar göstereyim. Adettendir. Adet olduğu üzere. Şunları da çözmeni kuvvetle tavsiye ediyorum. Bunları çözmek senin hayrınadır.
Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.